Sevgili arkadaşlar, hadi bakalım birkaç tane soru çözmeye. İlk sorumuzdan başlayalım. İl ve ilçelerde cadde ve sokaklarda temizlikten kim sorumludur? A. Adliye, B. Belediye, C. Kaymakamlık, D. Karakol ve cevap elbette ki belediye sorumludur arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Hangisi resmi bir yaygın eğitim kuruluşu değildir? A. Lise, B. Üniversite, C. Etüt Merkezi, D. İlkokul. Sizce hangisi? Cevap C şıkkı. Etüt Merkezidir arkadaşlar. Devam edelim. Hangisi bir çevre kuruluşudur? Burada biraz konuşmak istiyorum. A. AÇEV, B. Mehmetçik Vakfı, C. TEV, D. TEMA. Sevgili arkadaşlar, önce cevabı görelim. Hadi bakalım. Cevabımız D şıkkı TEMA ama diğerlerine bakalım. Bakınız. AÇEV dediğimizde burası Anne Çocuk Eğitim Vakfı'dır arkadaşlar. Bu bir çevre kurumu değildir. Bu bir sosyal yardım kurumudur ve eğitim amaçlı bir kurumdur. Anne ve çocukların eğitimiyle, birbirine nasıl davranması gerektiğiyle, çocukların ve annenin beslenmesiyle, sağlığıyla ilgili bir kurumdur. Mehmetçik Vakfı dediğimizde bizim güzel ordumuzun güçlenebilmesi için, daha kalkınabilmesi için yardım yapabileceğimiz bir vakıftır arkadaşlar. Ordumuzun vakfıdır. TEV yani Türk Eğitim Vakfı dediğimizde bu da eğitime muhtaç, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize burs sağlayabilecek ve gerekli eğitimi verebilecek bir kurumdur. Arkasından TEMA dediğimizde nedir? Bir çevre kurumudur. Bu da nedir? Erozyonla Mücadele Vakfı olarak da geçer. Erozyonla Mücadele Vakfıdır. Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim. Hangi kuruluş sosyal yardımlaşma kuruluşu değildir? A. Darula Ceze, B. Kızılay, C. Türkiye Yardım Sevenler Derneği, D. Çekül. Arkadaşlar sosyal yardımlaşma diyoruz. Yani birbirimize yardım edebileceğimiz bir vakıf olması gerekiyor. Önce cevabı görelim. Evet cevabımız Çekül. Burası bir kültür vakfıdır arkadaşlar. Türkiye'nin, ülkemizin kültürünü korumakla ilgili bir vakıftır. A şıkkına bakacak olursak Darula Ceze geçmiş zamanda kurulmuş, yine bakın aceze, acizden gelir. İhtiyacı olan insanlara yardım eden bir vakıftır. Hatta İstanbul'da da bu vakfın bir yeri bulunmaktadır. Yani Darül Aceze bulunmaktadır. Oradaki yaşlı insanlara nedir? Yardımcı olabilmek için. Kızılay dediğimizde Kızılay'da bir yardım kurumudur, öyle değil mi arkadaşlar? Türkiye Yardım Sevenler Derneği dediğimizde burada da yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edecek insanların bulunduğu bir kurumdur. Evet sevgili arkadaşlar, bu sorumuzla beraber sorularımız bitti. Siz soru çözmeye devam etmeyi unutmayın.